Herkese selam arkadaşlar. Bugün yanımda Hyundai H100 var. Biliyorsunuz ki taksileri, araçları çok çekiyorum. Birazcık da ticarilere, kamyonetlere. Türkiye'de biliyorsunuz ki tarım çok. O yüzden bu tür araçlara girmek istiyorum. Bunlara da çok, nasılayım ben size, alım çok oluyor bunlarda da. O yüzden bunu da tanıtmak istedim. Biliyorsunuz ki bilenler vardır. Geçen hafta da Kia kamyoneti tanıtmıştım. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Kanalımda bulunuyor. Evet, yanımızdaki arabaya gelecek olursak, arabamız Güney Kore yapımı Hyundai H100. Euro 4 ya da 5 ile gelmesi lazım. Bunlar şu an 5 ileri 12 model olduğu için, bunların 14 modelden üstü 6 ileri ve mandallı R oluyor. Ve farlarımız da karartmalı olarak geliyor. Bunlar şu an böyle. Zaten farlarımız halojen. Arabanın teknik özelliklerine gelecek olursak, arabamız 2.5 motor, 2500 cc, 2000 torku var. 94 beygirlik modeli bunlar. Yeni kasalar, en yeni kasalar 150 beygir ya da 130 beygir galiba. Öyle bir şey olması lazım. Onlar gayet güzel beygirli. Bu da işiniz görür mü? Fazlasıyla görür. Tonaj olarak da 3 ton falan rahat rahat götürür yani. Zaten fabrikanın verdiği 2-2.5 ton falan yani. O yüzden arabamız iyi yani. Şöyle bir şey var. Bunlar Kia'dan daha dayanıklı, konfor olarak da daha iyi yayları, ama Kia'nın yayları biraz daha sert. Hani konforda bu biraz daha üstün. Yakıtta da Kia'da daha iyi diyorlar. Onu tam bilmiyorum. Yakıta gelecek olursak, şehir içinde 10 litre falan yakıyor. 10-11 litre. Turbolu zaten aracımız. O yüzden fazla yakıyor. Uzun yolda da 9 litre falan yani. Fazla düşmez. Bilemedin 8 litre deyin. Hani ortalama 9-10 litre bir yakışı var. Evet, şöyle gelecek olursak, bunlar arkalar mesela çift lastik olarak geliyor. Şöyle bakalım. Mesela arkalar çift olarak geliyor. Bu da hani daha iyi, yükle daha iyi. Buralar zaten plastik. Arabamızın kasasına bakacak olursak böyle. Hani tonajı dediğim gibi 3 ton falan rahatlık, 2-2.5-3 tonu rahatlıkla götürüyor falan. Şöyle ön tarafına gelecek olursak, ön taraftan gösterdiğimizde, arabamızın motoru zaten koltuk altında oluyor bunlarınki. Önünde sadece cam suyu, antifriz koyma falan onlar oluyor. Aracımızda sis farı bulunuyor. Bunların zaten 2000 modelinden çoğunda sis farı var. Sis farsız var yok mu bilmiyorum. Yok galiba. Hepsinde var. Kia'da da mesela sis farı yok. O da kumandalı anahtar koyuyor. Bu koymuyor. Hani zaten Kia ile Hyundai ikisi bir yani. Onu da söyleyeyim. Bunların şöyle bir şey de var. Teyp radyolu olarak geliyor. Kia'nınki mesela kendiliğinden aux girişli, flash girişli teyp yapıyorlar. Bununki radyolu olarak geliyor. Ama hani derseniz ki ben biraz daha vereceğim, dayanıklılık olsun, biraz da konfor olsun derseniz Kia'dan daha iyi. Zaten daha da çok tutulan bir araba. Kia'dan daha çok tutulan bir araba. Bunun kasası Kia'dan az bir şey küçük. Kia'nınki yatay şekilde sığıyor. Son sele yani. Bununki sığmıyor. Pardon, dikey sığıyor. Bununki yatay sığıyor. Dikey sığmıyor. Arabamızın dayanıklılığı bakın. Arabamız zaten bu H100'ler sağlam oluyor. Evet, böyle kapıyı açtığımızda kapı açılı sesi veriyor. Arabamızda zaten iki otomatik var stabil olarak. Bunlar 2001 mi 2000 model mi ne? Ondan üstü full otomatik geliyor zaten. Bilemediniz 2002 diyelim yani. 2000 modellerde devir saati de yok. Bunlarda ekstradan devir saati geliyor. Evet, şöyle içini gösterdiğimizde bu derimsi şeyler orijinal. Hani fabrikanın yaptığı. Bu arada arabamızda ABS yok sanırsam. Çünkü Kia'da var. Kia'nın 2015-16 modelini çekmiştim. ABS, ESP falan vardı. Yol tutuş, patinaj önleme sistemi falan vardı. Bunda onlar yok diye biliyorum. Şöyle de bakayım ben. Evet, ABS, ESP falan herhangi bir şey yok bunlarda. Koltuğumuz zaten arkası böyle. Gördüğünüz gibi. Arabamızın sis farları bakın. Şöyle geç mesela ön tarafa. Şöyle öne geçtiğimizde farları falan öyle yanıyor mesela. Normal halojen bir far zaten. Bir de bir kademeli far yükseltme ayarımız var. Şöyle geldiğimizde şurada far yükseklik ayarımız bulunuyor. Şöyle gördüğünüz gibi bir kademeli. Sonrasında arabamızda klimamız yok. Normal motor havasını gösteriyor. Şöyle kadran bu. Kadranımız.
Sonrasında bakın şöyle teybimiz, bu orijinal teybi, Hyundai'nin verdiği orijinal teybi. Vitesimiz, vites göstergemiz, el frenimiz. Gördüğünüz gibi torpidonun falan da oraları böyle yani. Şu üst tarafına baktığımızda kapıya göre yanma şekilleri var. Şurada da ayna falan koymamışlar. Evet, şimdi de sürüşüne geçelim, bir de ondan yorumlayalım. Evet, şimdi arabaya bindik arkadaşlar. Arabamızı çalıştıralım şöyle. Evet, bakın ışıklarımız yandı mesela. Kilometremiz 122.000'de. Bunlarda AdBlue yok. AdBlue'muz 2018-19 modelden sonra geliyor. Evet, şöyle bir de sürüşümüze geçelim. Bu arabada bir şey de söylemek istiyorum. Bu araba derken H100'lerin çoğunda genel olarak böyle. Bunların gaz tepkisi çok hassas yani. Ayağınızı biraz yorabiliyor. Direkt hani ayağınız böyle sabit tutmanız lazım. O yüzden ayağınızı biraz yorabiliyor. Vites geçişleri de Kia'ya göre birazcık daha sert. Onu da söyleyeyim. Hani Kia'nınkiler daha güzel geçiyor ama bununki de güzel yani. O kadar kötü değil. Bunu da eklemek istiyorum. Otomatiklerimiz de var. Tek tuşla sadece bu kalkıyor. Kalkmıyor pardon, iniyormuş sadece. Tek tuşla sadece bu taraf iniyor. Arabanın kasası boş olduğunda çok patinaja attırıyor. O da normal. Zaten bunların bu 1,5 kilogram ağırlığındaysa bu araç zaten neredeyse önü 1000 kilo var yani. Arka kasası 500 kilo falandır. O yüzden motor önde olduğu için çok patinaja düşüyor ön taraf. Pardon, arkadan. Evet, şu an bakın 5. vitesteyim. 2,5 devire gelmedim. 90'la gidiyorum. Şöyle yolumuzu gösterdiğimizde yolumuz gayet güzel. Evet, arabanın sürüşünden fazla bahsetmeme gerek yok. Zaten alacak olanlar tarla için alıyor. Gezmek için almıyor yani. Arabamızın sürüşü de böyle. Bir de dışarıdan görüntüsünü çekelim, sonra da bitirelim. Kanalımıza abone olup like atarsanız sevinirim.